Bu belirtiler sizde varsa aman dikkat diyelim. Bu haftaki konumuza giriş yapalım. İnternet bizi hasta eder mi? İnternetin bize sağladığı birçok fayda muhakkak ki mevcut. Hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek. Bunun yanında birçok probleme neden olduğunu da duymuşsunuzdur ve duyuyoruz. İnternetle beraber ortaya çıkan bir hastalık var. Bu hastalığı eminim ki birçoğunuz adını ilk defa duyacaksınız. Aa bende de varmış diyeceksiniz. Peki bu hastalık nedir? İnternette sunulan bilgiler bazen bizleri olumsuz davranışlara sevk edebilmektedir. Burası çok önemli bakın. Birçok birkaç yıl tıp fakültesi okuyup ardından tıpta uzmanlık sınavına girip uzmanlığını almış olan e, ve binlerce hastayı muayene edip başarılı ameliyatlar yapıp kaç canı kurtaran Google hekimine bizler hastalık danışmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Ve bir rahatsızlığımız varsa hemen internet ortamına girip klavye başında bilgi, belge ve tedavi yöntemleri arıyoruz. Buraya kadar her şey normalmiş gibi gözükse de esas mesele bundan sonra başlıyor. Ve şu belirtiler sizde varsa çağın hastalığına yakalanmışsınız demektir. Nedir bu belirtiler? var olduğunu düşündüğünüz bir hastalığınızla ilgili internet ortamında bilgi, belge ve tedavi yöntemi arıyorsanız, bunları araştırıp kendinize tanı koyuyorsanız, tanı koydunuz, tedavi nasıl yapılır diye bakıp bir de kendinize tedavi uygulamaya başladıysanız, takıntılı bir şekilde en ufak bir hastalığı bile en olumsuz hastalıkla bağdaştırıp hayali belirtiler yaşıyorsanız, Bunlardan bir ya da birkaçı sizde mevcutsa geçmiş olsun. Siber kondri hastalığına yakalanmışsınız demektir ve sizler birer siber kondriyaksınız. Özellikle bakın bu durumda dikkat etmesi gereken kişiler var. Özellikle sağlık kaygısı yüksek ve hastalık anksiyetesi olan bireyler. Çünkü bu insanlar, bu bireyler İnternet ortamında kendilerini rahatlatmak ve kaygı seviyelerini aşağı indirmek için hastalıkla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Fakat bu durum tam tersi yöne evriliyor ve kaygı ve endişeleri en üst seviyeye çıkıp daha da hasta oluyorlar. Çünkü bu kişiler buldukları rahatsızlıklarla ilgili en olumsuz olanına odaklanıp internet ortamında doğru ya da saçma bilgileri görmezden geliyorlar. Bu işin en tehlikeli kısmı şu, gerçek tıbbi bir uzmana danışmak yerine Google hekimine danışıp ikna olmak. Bakın bazı insanlar o kadar ikna oluyor ki gerçek tıbbi uzmanlara e, itimat etmeme yoluna gidiyorlar ve bu durumda hastayla doktor arasındaki ilişkinin e, olumsuz bir yöne evrilmesine neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 verilerine göre İnternette hastalık araştırma oranı hiç de azımsanmayacak bir rakam ve %69.3 belki de bu artık şu dönemlerde daha da artmıştır. Yalnız bu konu bu kadarla sınırlı değil bu arada. Sizlere de aslında ben sormak istiyorum. Sizce teknolojiyle beraber acaba bizler ne tür rahatsızlıklara yakalanacağız, ne tür hastalıklara yakalanacağız? Özellikle bedenimizde teknolojiyi kullanma durumu söz konusu olduğunda ne tür değişiklikler olacak? E, yorumlarda buluşalım ve yorumlarınızı ben merak ediyorum ve haftaya da bu konuyu ele alalım. Bakalım teknoloji bedenimize ne tür e, rahatsızlıklar verecek ve bizi ne tür tehlikeler bekliyor? Bunları konuşalım. Şimdilik hoşçakalın.